Merhaba arkadaşlar. Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir kenar çalışması yapacağız. Battaniyelerimizde, kundaklarda, yastıklarda, mutfak takımlarında her nerede kullanacaksanız gayet kolay, çok basit ve hafif bir model. Şöyle görüntü olarak da hafif, örmesi de hafif. Evet modelimizi kurmak için ben ince simli iplerimden kullandım. Siz öreceğiniz yere uygun ipleri ve ona uygun tığları tercih ederseniz güzel sonuçlar alırsınız. 2 numaralı tığımı kullandım bu ipimi örmek için. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Düğümümüzü atarak başlayalım. Bir zincirimi çekip sıkıştırıyorum. Düğümümü attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12, 12 tane zincir çekiyorum. Birinci zincir içerisine giriyorum. Her ikisini birleştirerek bir tane yuva yapıyorum. Üzerine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İpimin olduğu yeri, ipimde altta kalacak şekilde trabzanlarımı örmeye başlıyorum. İkili trabzan çalışıyorum. 1, 2, zincirimizle birlikte 3 oldu. 4 zincirle birlikte sayıyorum. 5 6 7 8 Toplamda 8 tane trabzanımı ördüm. 8. trabzanımızın üzerinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincirimi çekiyorum ve arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Üzerinde zincir ördüğüm değil, hemen yanındakinin arasına giriyorum. Tepesine batmıyorum, araya giriyorum. Başını bir defa dolamıştım. İki defa da çekiyorum. 1, 2. Bir tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Diğerinin arasına giriyorum. Bir tane trabzan. Bir zincir çekiyorum, bir atlıyorum, diğerinin arasına giriyorum. Bir tane zincir çekiyorum, son dönüşteki trabzanımızın zincirden döndüğümüz yerin araya giriyorum. Bir, iki. 4 tane kafesimizi bu şekilde kurduk 8 zincirimizde döndüm. Dördüncü trabzanımın üzerinden 8 tane zincir çekiyorum. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Kenardaki 8 zincirimin bulunduğu yere tığımın başını dolayarak batıyorum. Ve birinci trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 ve 8 8 tane trabzanımı ördüm yine 8 tane zincirimi çekiyorum 8 trabzan üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 örgümü çeviriyorum tığımın başını bir defa doluyorum hemen Üzerine zincir çektiğimizin yanındaki trabzanın arasına, yani 2 ile 3'ün arasına başını bir defa dolayarak giriyorum. İkili trabzanımı örüyorum. 1, 2 Bir tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Diğerinin arasına girerek batıyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Diğerinin arasına girerek batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. En son iki trabzanımın arasına giriyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü yine çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Buraya 8 tane trabzanımı örüyorum. 1, çok kolay bakınız modelimiz. 2, 3, 4 5 6 7 8 8 tane zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 örgümüzü çevirelim tığımızın başında oluyoruz hemen Yanındaki trabzan atlayıp arasından giriyorum. İkili trabzanı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlayıp araya giriyorum. Bir zincir bir atlayıp araya giriyorum. Bir zincir son trabzanlarımın arasını örüyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Her bitişte 8 zincirle yeni bir başlangıç yapıyoruz. Çeviriyorum tığımın başını dolayarak diğer 8 tane zincirimin içerisine girerek 8 trabzanımı örüyorum. 4 5 6 7 ve 8. 8 zincir Zincirimizi tamamladım. Bir atlayıp batıyorum. Araya giriyorum. Bir zincir, bir atlayıp araya giriyorum. Bir zincir, bir atla diğerinin arası. Bir zincir, diğeri. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak geliyorum ve bu şekilde işlemimizi devam ettirip biraz büyütelim. Sonra şu uçlarındaki kirpik kısmını çalışalım. Yeteri kadar ördükten sonra bitirme kısmına geldiğimiz zaman trabzanlarımızı örelim ve kalalım. Burası dikeceğimiz bölüm. Burası ise dilimli olan uç kısmımız olacak. Uç kısmımıza bir sıra sık iğne ve kirpik çalışması yapacağız. Bu dikeceğimiz bölüm ise herhangi bir çalışmamız olmayacak. Şöyle görelim. Şimdi en son trabzanlarımı ördükten sonra son trabzanın üzerine bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Her trabzanımın üzerine hemen ilk önce dibine batıyorum. Bir sık iğne. Diğerine bir sık iğne. Birer birer sık iğnelerimizi örelim. Son bitireceğimiz zaman bu kısmı bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi 8 tane zincirimin bulunduğu noktaya geldim. Sık iğne yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane sık iğnemi yaptım. 6.'nın üzerine 1 2 3 tane zincir çekip şöyle dibinden giriyorum yandan ve kapatıyorum tek seferde çekelim. Ve başlıyorum. 5 tane de sol tarafına 1 2 3 4 5. 5 sağa, 5 sola 6. hanenin üzerine kepiğimizi çalıştık. Şimdi hiçbir işlem yapmadan diğer zincir yuvasının içerisine batıyorum. 1 2 3 4 5 6. yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekip şöyle dibinden giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekrar sol tarafına 1 2 3 4 5 5 tane daha sık iğnemi örüyorum. Hiç işlem yapmadan diğer yuvaya geçişimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. sık iğnemi yapıp üzerine 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Yandan giriyorum. Kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5. Bütün kirpiklerimizi yani en son sıramızı bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Sık iğnemiz ve bir tane kirpiğimiz. Sıramızı tamamladık. Bütün sık iğnelerimizi ve kirpiklerimizi ördük ve modelimiz bu şekilde tamamlandı. En son sık iğnemi ördükten sonra şu kısma geçerek bir tane zincirimi çekiyorum. Yan taraftaki tırabzanımı ve ipimi buradan kesiyorum. İpimi kestikten sonra çalışmamız tamamen bitmiş oldu. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlık, sıhhat, afiyette kalın inşallah. Görüşmek üzere hoşça kalın.